Herkese selam. Uzun bir yerden sonra yine Strike of Kings ile karşınızdayım. Rütbeli yapacağız yine. Haberlerini yayınlıyorum blogda, oyunda.org'da. Siz de girip takip edebilirsiniz. Bütün güncelleme detaylarını, yeni haberler olan her şeyi, bütün mobil oyunlar için geçerli tabii bu, orada bulabilirsiniz. Rütbeli eşleşme yapacağız. Ondan önce sizinle de maç yapmak isterim. Beni ekleyebilirsiniz. Rock'n'Rock. Oyun içinden ekleyin. Mesajlarınızı da ona göre atın. Mesela beraber maç yapalım gibi. Tamam, bir arkadaş eklemişti öyle sanırım. O da bu olsa gerek. Evet, 17 levelim demişti. Rast gelirsem ya da o bana rast gelirse zaten davet atar. Konuşur, anlaşırız. Ben de onunla oynarken videoya çekmeye çalışırım. Tabii haberli. Şimdi arkadaşlara altın göndereyim. Bu saatte bir sürü arkadaş var. Saat şu anda 2:30 mu ne gecenin. Benim işte sürekli oyun oynayan güncel arkadaş bulma yönteminden de bahsedeyim. Bir ara bahsetmiştim. Şu anda da göstereyim. Mesela şuradan arkadaşlarınız arasından bakıyorsunuz. İkinci günü dolduran, şu hariç tabii benim kendi tanıdığım arkadaş olduğu için silmiyorum. İkinci günü dolduranları silin. Mesela 2 gündür online olmayan adamı buradan silin ki yani sürekli online olanlar kalsın. Yani bu sayede oyunu bırakmamış insanları tespit edip sürekli işte gün içinde giren insanları arkadaş olarak listenizde koyabilirsiniz ki siz de maç yaparken daha çok online arkadaşınız olur 7 günlük. Şimdi çok uzun süredir girmediğim için bunlar böyle kalmış. Onları siliyorum. Maç bittikten sonra da gerçekten mantıklı oynadığını düşündüğüm arkadaşları da ekliyorum. Şeyine, puanına bakmadan ya da leveline. Neyse. Bunlar muhtemelen oyunu bırakmış ya da çok sık oynamıyor. Bir haftadır girmemiş. Gerçi ben de bir haftadır girmedim de. Beni de tabii ki siliyorlardır muhtemelen bu yöntemi kullanan arkadaşlar. Bayağı bir sildik. Bu sayede listeniz sürekli online arkadaşlarınızla da olacak. Haydi başlayalım. Muhtemelen teyini seçeceğim. Teyini seçmezsem takımın durumuna göre Assassin alan çok yok. Butterfly alan var. Bir Nakrot'u seçebilirim. Onun dışında ya da bir tane büyücü seçerim. Bakalım bahtımıza ne çıkacak. Teyini aldılar. Şu savaşçıydı değil mi ya? Ne var? Büyücü, tank. Şu Batman savaşçı olması lazım. Bildiğim kadarıyla. Bir de okçu var. Bize Nakrot düştü. Başladık. Karşıya bakıyoruz. Yine Tane çok popüler. Nerf gelir muhtemelen ona. Okçu var 2 tane. Bir tane savaşçı, bir tane de büyücüleri var bizde. Bizim takım daha dengeli gibi görünüyor ama bakalım. Benim şey mi düşmüş? Gümüşe mi düşmüşüm ben? Yo, tek altın benim, pardon. Kendimi görmüyorum, diğerlerine bakıyorum. Tek altın benim. Karşı tarafı göremiyoruz tabii. Ama şeylerini
tecrübelerini görebiliyoruz. Mesela Natalie usta olmuş. Natalie nereden çıktı? Ve Wukong. Diğerleri daha çok fazla oynamamışlar. Bizden de aynı şekilde. En çok karakteriyle oynayan benim. Zaten yani çok da başarılı olamasam da benim main'im gibi bu. Tane inanılmaz güçlü. Yani şunu şu tarafa alayım. Çok güzel. Şu ve botumuzu alalım. Bir assassin için hız olmazsa olmaz. Bota gitmeyelim. Ortaya gidelim hadi. Neden şuradan şunu keselim de. FPS 30 çok güzel. Üst koridorda 2 var. Level almak için çok önemli. Alt koridorda 2 tane düşman var. Valheim'e gideceğim ben yardıma. O Vera gidiyor. Tamam. Vera gidiyorsa sıkıntı yok. Ya da Vera benden şeyi çalmaya çalışıyor. Aynen. Şu alta yardıma gidelim. Aslında Fennekin olduğu yere dalmak çok da mantıklı değil ya. Ups. İnanılmaz bir yavaşlatması var. Valheim'in de canı azalmamış. Helal olsun ne diyeyim. Fennek miydi o? Pardon, tavşandı lan o tavşan. Zaten akraba oldukları falan söyleniyor. Davşanla. Ups. Yanaşsana biraz. Biraz yanaşsana. Tavşan beni bırak. Ben gideyim. Bizim Valheim canı azalmış. Batman çabuk ölmüş. Tain gidiyor. Destek yolda değil de. Bizim tavşanmış. Silim bitmiş o. Ops. Tamam. Bizimki de gitti ama. Ulti açıldı. Tavşan yanaşma bana. Vay, bayağı şey varmış. Ben tavşana karşı ilk defa oynuyorum. Tavşanı kesecek hasarımız daha yoktu. Tavşanın da kaçma skilleri var biliyorsunuz. Oğlum girme oraya, girme. Sabret, geri çekil. Teyni kesmek zordur. Aceleye mal yok. Tavşan da geldi. Eyvah. Haydi haydi bas, basamadım lan. Tenç şey yaptı. İkimizi de kestiler, hata ettik. Ben onu kurtarayım diye araya daldım da. 2'de 2'de tavşan. Şimdi oyundaki en çok konuşulan sıkıntılardan biri bu yeni karakterlerin gerçek parayla satılması, başka seçenek olmaması. Maalesef ki. Bu Kong kuleye dalıyor. Vera git şuradan. Salt kuleyi korumadan şu Wukong'u kessek mi orada ya? Şu
Vallahi. Geri çek, geri çek. Batman salağı yine ölüyor. Ortalık karıştı, FPS düştü. Can çalmayı aldım. İki kişi kesemeyiz biz onları. Bitti. Lan bizim kuleler gitmiş ha. Aşağıda boşuna uğraşıyoruz ya. Biraz adam keselim, level alalım. Violet varmış karşıda. Ups. Eyvah. Çok kolay kesebilir. Haydi oğlum be. Yakalayamadım. Sen ona ultini alırsın. Ultini alırsın. Evet. Şeyde kasarı görüyorsunuz. Natalya'daki. Natalya inanılmaz. Bizim Batman çok faydalı olamadı. Geberdi. Benim de çok faydalı olabildiğim söylenemez. Gerçi biz Valen'le alttaki koridoru iyi savunmuşuz yani. Diğerleri dandik. Vera gideceğim üst koridordan. Şu alttan şunları sıkıştırarak da birkaç adam kesek ya. Yetişmedi lan. Tamam aldılar onu. Natalya geldi. Bak yakalarsın diyecektim. Sen de yakalanacaksın. Ama bizim üst koridor gitti tabii ki. Ya şuradan gidelim de. Onlar da orayı iyi savundu sonuçta. Şuradan birini kısırsam da birini kessem yani. Şu fenliği şurada fenlik diyorum hala. Silimizi şurada kıstırabilir miyim acaba? Şöyle biraz da hız. Sen biraz zor kaçarsın. Biraz zor kaçarsın. Yardıma gel, yardıma. Öküz. O da yakalayamadı beni. Hayır. Yardıma gel dediğim adam ölmüş o ara. Kötü gidiyoruz. Neden bir bakalım. Çünkü Valheim adamı kesememiş. Az level alıyoruz. Yani Vera, ben biraz kötüyüz. Wukong içerilerde dolaşıyor kafasına göre. 13 level olmuşlar. Biz daha 11'iz. Ten pek faydalı olamıyor maalesef.
Onu oralarda durdurması lazım. Lakin faydalı olduğu söylenemez. Ups. Ne oldu? Yıkıldı. 15 dakika oldu ama bir şey yapamadık maalesef. Bu videoda böyle olsun o zaman. Detaylara bakalım. Slims çok güzel oynamış. Bir de ikinci bir sıkıntı güncel haber olarak bahsedeyim. Bu Batman, Slims, işte diğer Malok gibi karakterlerin, parayla satılan karakterlerin aşırı abartıldığı, op olduğu falan söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ben niye etkili olamadım? Çünkü yani asasinlik yapacak birini bulamadım. Canı azalıp keseceğim falan filan. Zaten bir tane adam kestim. Onu da kendim kestim yani. 7 kill var. Tane kötü oynadı diyoruz ama yani Tane'in kötü oynaması şey yani bize alan bırakmadı. Tane'in bizim önümüze durup elemanları sıkıştırması, stunlaması, işte yavaşlatması falan gerekirdi. Ancak öyle kesebilirdik. Lakin çok dağınıktık. Ama sıkıntı yok. Buradan bir şey gelmiş. Altına inelim. Oyun içi uygunsuz davranış mı? 22 gün önce. Hayır, bunlar niye geliyor ki bana? Zaten yeni girdiğim bir sıkıntı var ya. Kontrollerimde falan farklı geldi. Günlük savaş ödülümü alayım. Neyse, bu videoda böyle olsun. Her zaman kazandığımız videoları yayınlayacak değiliz. Görüşürüz o zaman. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.